Türkçe Peri Masalları. Evvel zaman içinde küçük bir köyde Alan adında genç bir adam yaşarmış. Çok dürüst biriymiş ve kendine ait olmayan hiçbir şeyi almazmış. Tuhaf ama hırsızların evinde yaşıyormuş. Gün boyu köydekilerin eşyalarını çalıyorlarmış ve geceleri ganimetleriyle ziyafet çekiyorlarmış. Ama bu Alan'ın hiç hoşuna gitmiyormuş. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Hoşuna gitmiyor mu? O zaman bana ver. Hepsini yiyebilirim. Ne? Hayır, yiyemezsin. Burada en inceniz benim. Onu bana ver. Hayır. Ne oldu Alan? Yemekten neden hoşlanmadın? Yemekten değil. Bu yaşam tarzından bıktım. Çalmaktan ve yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Daha iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Daha iyi bir hayat mı? Bundan daha iyi ne olabilir? İstediğimiz kadar altın ve istediğimiz kadar lezzetli yemek alabiliyoruz. Hiçbir şey bundan daha iyi olamaz. Öyle mi? Bence olabilir. Yarın ayrılacağım ve yepyeni bir hayata başlayacağım artık. Peki, istediğini yap. Bir kişilik yemek daha yemek bana iyi gelecektir. Sen mi? Hayır yemezsin. Alan'ın payı benim, ellerini o tabaktan çek. Hepiniz susar mısınız artık? Ertesi gün, Alan tek başına yola koyulmuş. Yeni ve dürüst bir hayata başlamak için komşu köye gitmiş. Köye varınca oturmuş ve ne yapacağını düşünmüş. Karnımı doyurmamı sağlayacak bir iş ve gece yatacak bir yer bulmam lazım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Oo! Olamaz! Elmalarım döküldü. Aa, merak etmeyin. Sizin için toplarım. İşte elmalar. Oh, çok naziksin. Karnın acıkmış olmalı. Elma yemek ister misin? Hayır. Onları alamam. Bunlar sizin. Emin misin? Çünkü bana acıkmışsın gibi geldi. Evet. Evet, gerçekten eminim. Aslında aç da değilim. Peki, eğer aç değilsen, karnında kükreyen bir ayı mı var senin? Al, istediğin kadar yiyebilirsin. Her zaman satın alabilirim. Sahiden mi? Alan çok mutlu olmuş. Aç şekilde bütün elmaları yemiş. Yaşlı kadın ona bakmış ve gülümsemiş. Kimsin sen? Bu köyden misin? Hayır, buradan değilim. Adım Alan ve bu köye daha yeni geldim. Kendime kalacak bir yer ve iş bulmam gerekiyor. Demek öyle. O zaman neden benimle kalmıyorsun? Kendine iş buluncaya dek karnını doyurabilirim. Siz gerçekten çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Sen hiç merak etme. O günden sonra Alan yaşlı kadınla yaşamaya başlamış. Çok tatlı bir kadınmış ve ona çok iyi davranmış. Alan nasıl karşılık vereceğini düşünüyormuş. Sonunda oduncu olarak iş bulmuş. Her gün gidip odun kesip satıyormuş. Ama kazancı fena değilmiş. Ne kazanırsa bir bölümünü yaşlı kadına veriyormuş. Bir gün odun kesmeye gittiğinde derin derin düşünmüş. Çok fazla odun kesmeliyim. Dün evde az yiyecek vardı. Sattığım odundan daha fazla para alabilirsem belki yaşlı kadına sürpriz yapabilirim. Hatta bizim için iyi bir ziyafet bile hazırlayabilir. Düşüncelerinde kaybolmuş. O kadar mutluymuş ki ağacı keserken baltası elinden kayıp gitmiş ve yakındaki nehre düşmüş. Ah, olamaz. Bu yaşlı kadına borcumu ödeyebilmemin tek yoluydu. Şimdi ne yapacağım ben? Ve aniden bir nehir perisi ortaya çıkmış. Oduncu onu görünce çok şaşırmış. Zavallı oduncunun yüzüne bakmış ve ona acımış. Merhaba genç adam. Ben bu nehrin perisiyim. Bir terslik mi var? Evet.
Baltamı nehre düşürdüm ben. O benim tek yiyecek kaynağımdı. Merak etme, onu sana veririm. Nehir perisi sihrini kullanarak bir girdap oluşturmuş ve ortaya altından güzel bir balta çıkmış. Üstünde muhteşem yakutlar ve zümrütler varmış. Nehir perisi gülümseyerek baltayı Alan'a göstermiş. Baltam bu mu? Hayır. Bu benim baltam değil, hayır. Emin misin? Evet, bundan kesinlikle eminim. Madem öyle, bir daha bakayım. Nehir perisi bir daha sihrini kullanmış. Bu sefer gümüş bir balta çıkarmış. Üzerinde değerli mücevherler varmış ve pırıl pırıl parlıyormuş. Bu kesinlikle senin olmalı. Hadi al bunu. Gerçekten üzgünüm ama bu da benim değil. Nehir perisi gülümsemiş ve sihrini bir kez daha kullanmış. Bu sefer nihayet oduncunun tahtadan baltasını çıkarmış. İşte şimdi oldu. Benim baltam bu. Ah, teşekkür ederim iyi peri. Sana altın ve gümüş baltalar gösterdim. Üstlerinde mücevherler vardı. Ama dürüstsün ve sadece kendi baltanı istedin. Bu beni çok memnun etti. Peri, Alan'a altın ve gümüş baltaları da vermiş. Alan çok sevinmiş. Peri'ye teşekkür edip mutlu şekilde evine gitmiş. Baltalardan aldığı parayla yaşlı kadın için güzel bir ev yapmış. Artık daha rahat bir hayat yaşıyorlarmış. Bir gün Alan köye indiğinde insanlara başına gelenleri anlatmış. Hepsi Alan'ın başına gelen bu talihli olayla çok ilgilenmiş. Birinin altın yumurtlayan kazını mı çaldın? Hayır, hiçbir şey çalmadım. Sadece şansım yaver gitti. Etrafındaki insanlara nehirde başına gelenleri açıklamış. Bir arkadaşı, James adındaki diğer bir oduncu, kötü biçimde kıskanmış. Nehirden iki baltayı bu şekilde aldım ben. Nehir perisi gerçekten çok iyiydi. Gerçekten de çok iyi bir periye benziyor. O gün James tahta baltasıyla nehre gitmiş. Kimsenin onu görmediğinden emin olmak için etrafına bakınmış. Kimse olmadığından emin olunca baltasını nehre atmış ve üzüntüyle bağırmış. Hayır, olamaz baltam. Para ve yiyecek için tek umudum. Lütfen biri bana yardım etsin. Tam o anda nehir perisi kıvılcımlar saçarak önünde belirmiş. Ne oldu? Niye üzülüyorsun? İyi peri, baltamı nehre düşürdüm. Lütfen yardım et. Merak etme, ben alırım. Peri sihrini kullanmış ve bir girdap oluşturmuş. James'in gözleri aç gözlülükle büyümüş. Seninki bu mu? Evet. Benim baltam bu. Çok teşekkür ederim. James altın baltayı almak için ellerini uzatmış ama peri bu davranışından hiç hoşlanmamış. Seni kötü ve aç gözlü adam. Bana yalan söyleyerek canımı sıktın. Sana altın baltayı vermeyeceğim. Gerçek baltanı da bulmayacağım. Git buradan. Ardından nehir perisi yok olmuş. James'i üzgün ve hüsrana uğramış halde bırakmış. Aç gözlü James, şimdi altın baltayı alma fırsatıyla beraber kendi baltasını da kaybetmiş. Alan bunu duyduğunda James için üzülmüş ve ona birkaç altın sikke vermiş. İşte, bu paralarla kendine yeni bir balta al dostum. Ama sakın unutma, dürüstlük her zaman karşılığını bulur. James gözyaşlarına boğulup Alan'a teşekkür etmiş. O günün sonunda Alan yaşlı kadının evine döndüğünde küçük bir kulübe yerine altından yapılmış muhteşem bir ev bulmuş. Alan buna çok şaşırmış. Ne? Rüya mı görüyorum ben? O anda yerde duran bir mektup görmüş. Alıp okumaya başlamış. Sevgili Alan, sadece dürüst değilsin, aynı zamanda da iyisin. Kendine iyi bak. Sevgiler, nehir perisi. Affedersin, yani yaşlı kadın. Alan
beraber yaşadığı yaşlı kadının nehir perisi olduğuna inanamamış. Gözlerinden yaşlar boşanırken gülümsemiş. Yıllar geçmiş. Alan çok sayıda çocuk evlat edinmiş, onları dürüst ve iyi vatandaşlar olarak yetiştirmiş. Dünyanın yaşanacak daha iyi bir yer olmasını istiyormuş.